kilo beni şey yaptı ya, verdim sandım, vermedim galiba. Bana sorarlar, Ayşe ne için diyet yapman? Yapamam canım. Çünkü arsızım. Canım çekti bir şeyi, mutlak yapacağım, yiyeyim. Böyle şey hissediyorum kendimi, böyle. Böyle böyle hani hani yine Almanya'ya döndüm. Yeah, yeah. Bugün sizlerle paylaşmak, konuşmak istediğim konu böyle müthiş gülerek, ay ne tontik bir konu değil. Acılardan bahsetmek istiyorum bugün size ve acılar bizi nasıl geliştiriyor, neden geliştiriyor, acıları çekmek, yani bu acının içinden geçmek zorunda mıyız? Olmasa acılar hiç hayatımızda ve gayet güzel hani devam etsek nasıl olur? Neden bu kadar acı çekmekten belki kaçıyoruz? Biraz yani kısa kısa buna değinip bunu açıkçası Şebnem Ferah'ın nasıl ele aldığını biraz anlatmak istiyorum. Ve hazırsanız başlayalım. Acı çekmek neden önemli? Arkadaşlar gerçekten hani buna galiba tasavvufta çok değiniliyor. Yani birçok inançlarda değinilen bir konu. Birçok kitapta benim karşıma çıkan, eminim sizin de hani böyle öğreti olarak da karşınıza çıkan bir konu. Şimdi hayatta doğum olduğu kadar, doğumu neşe olarak ele alırsak hani bir kutlama, bir hayata gelmek, ölüm de var. Ve dünya artı eksiden, siyah beyazdan, yani zıtlıklardan oluşuyor. Şimdi bu en aslında basit tabiriyle hani acı olmazsa neşe olmaz. Ve neşe, gerçek mutluluğa ulaşabilmek için belki de acıların içinden tamamen böyle yüzleşerek geçmek gerekiyor. Burada acıyla ilgili böyle çok derine inmek istemiyorum. Ama kısaca bunu belki bu arada başka videolarda ele alırım. Bunu da isterseniz yorumlarda benimle paylaşın. Ama sadece size şunu söyleyeyim. Birçok insan dünyanın her yerinde duygularından kaçmak ve duygularını hissetmemek için, tabii bu olumsuz duygular hani %100 diyeyim size, uyuşturucu kullanıyor, ne bileyim alkole sığınıyor, hani çok fazla alkol kullanımından bahsediyorum. Partilemek, ya seks bağımlılığı, yani buna ne koyarsanız koyun ama bir yere sığınıyorlar. Yeter ki, ama yeter ki o duyguyu hissetmesinler. Çünkü neden? O duygu onların canlarını yakıyor. Ama şöyle bir noktası var ki, o acıyı hissetmezsek ve onu uyuşturmayı seçersek, bazı ilaçlarla da bunu yapabiliyoruz. Bu noktada gerçekten işler çok karışıyor. Çünkü bu olumsuz duygulardan kaçacağız derken aynı zamanda olumlu duygulardan da kaçıyoruz. Şöyle bir şey vardır, İngilizce bana söylenmişti, çok hoşuma gitmişti. Overthinkers are underfeelers. Yani çok fazla düşünen insanlar genelde az hissedebilen insanlardır diye çevirebilirim. Bunun da evet gerçeklik payı var. Yani burada konu bu değil. Çünkü Şebnem Ferah'a bağlamak istiyorum acılar konusunu. Ama sadece şunu bilin. Acıların içinden geçmemiz gerekiyor ve bu bir süreç. Birini kaybettiysek eğer onun bir yas süreci var. Ya kabullenmeme, öfkelenme, ona bir direnme, pazarlık etme. Sonra yavaş yavaş kabullenme ve ardından ona şükran duyabilme evresi ve sonrasında hayatımıza devam etmek. Bunun tam böyle bir evresi var. Onu acılarla ilgili video hani derinlemesine çektiğim zaman dilerseniz sizinle paylaşırım. Hani paylaşılan, bilinen bir evresi var diyeyim size. 6 ya da 7 yas evresi diye geçiyor. Ama bu süreçleri, bu evreleri yaşamadan büyüyemeyiz. Çünkü birinden ayrılmak bir kaybetmek. Yani o kişi hayatınızda artık olmayacak. Çok sevdiğiniz 3 sene, 5 sene, belki birkaç ay, belki 10 yıl beraber olduğunuz birini kaybetmek ölüm gibi bir şey. Gerçekten öyle. Yani ayrılık acısını yaşayanlar bilir ve bunu gerçekten böyle bütün benliğinizde hissederek yaşadıysanız benim ne demek istediğim çok net. Anlıyorsunuzdur ve buradan benim yaşayıp yaşamadığımı da anlamış oldunuz diye düşünüyorum. Bunları yani yaşamamış olup da size anlatabilmem mümkün değil. Ama bunlarla yüzleşmek sizi bir adım öteye taşıyor ve bunun daha da ötesinde ve daha da önemlisi,
gerçekten ama gerçekten neşe dolu olabilmek için ve siz, ben Kardelen olarak, siz Ahmet, Mehmet, işte ne bileyim Hasan, Hüseyin, Ayşe olarak o benliğinize, yani gerçek kimliğinize de değil bu, gerçekliğinize, yani sizin siz olduğunuz haline, bunu bir anlatamıyorum. Mesela siz gerçekten o çocukluk halinizde yaşadığınız bir neşe, sevgi hali var değil mi? Ve zaman geçtikçe onun üstü kaplanıyor yavaş yavaş. Ve acılardan kaçarak onun üzerine daha da kaplıyoruz. Dolayısıyla burada benim değinmek istediğim konu, onun üzerine böyle kaplamak, tozlarla bulamak yerine bir acı yaşadıysanız, gel buradayım, evet ve senin içinden geçiyorum. Geçeceğim, evet buna hazırım, bununla yüzleşeceğim. Bu cesareti gösterin. Tek demek istediğim bu. Ve burada hani bu acıyla ilgili çok daha detaylandırmadan direkt Şebnem Ferah'tan bahsedeceğim. Neden Şebnem Ferah'tan özellikle bahsetmek istiyorum bu videoda? Şimdi iki büyük sebebi var aslında. Birincisi, hayatı boyunca çok 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 acılardan geçmiş bir kadın. Ve ikincisi, bu acıları karşılayışı ve hayattaki duruşu, yani inanın böyle benim gözlerimi dolduruyor. Hani nasıl hissettiğimi size anlatmam mümkün değil. Ve bu beni çok etkiliyor. Yani benim Kardelen olmamdaki payı çok büyük. Bunu da açıkçası, yani kedim vardı benim 21 yaşında vefat eden. Hani onunla böyle sevgiyi çok fazla öğrendim. Koşulsuz sevmeyi. Ve Şebnem Ferah da bana hayatımda acılarla gerçek anlamda yüzleşebilmeyi öğretti. Birçok şeyden. Şimdi bahsedeceğim. Öncelikle bir yalnız şunun altını net olarak çiziyorum. Hiçbir şekilde Şebnem Ferah benim arkadaşım değil. Yani tanımıyorum. Öyle oturup hani birkaç yerde denk geldik ama böyle deli gibi bir sohbetimiz olmadı. Onun dışında da hani Şebnem Ferah'ı nasıl tanıyorum? Neden bu kadar ilgiliyim? Çünkü yani basında gördüklerimizden herkesin hani internette orada burada erişebileceği hayat hikayesini biliyorum. Şimdi İngiltere'de ben okurken şunu ele almıştım tez konum olarak en son senemde. Rock müziğin Türkiye'deki yeri ve kadının hem rock müziğinde hem de kadınlığını bizim kültürümüze yansıtması olarak ele aldım. Çünkü biliyorsunuz ki Şebnem Ferah 88 yılında bildiğim kadarıyla, yıl yanlış olabilir ama bence yanlış değil çünkü 88'de doğdum. 88 yılında Volvox'u kurdu ve o zaman kurulan ilk kadın rock grubu. Bu bile zaten başlı başına bir Koç burcu kadını olarak ne kadar yani gerçekten güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Şeylerden bahsetmeyeceğim. Yani burada ben size Şebnem Ferah'ın hayattaki başarılarından ya da onun müzisyenlikteki böyle harikuladeliğinden bahsetmeyeceğim. Konu bu değil. Konu onun hayat hikayesi de değil. Sadece şunlara değinmek istiyorum. Şimdi benim bu arada bildiğim kadarıyla hani doğru yanlış, tabii ki de yanlış bildiğim şeyler de olabilir ama doğruluğuna inandığım ya da öyle bildiğim şeylere değinerek gideceğim. Mesela İlk biliyorsunuz albümünü zaten 96 yılında çıkardı ve o zamanlarda hani kendisinin röportajlarından okuduğum kadarıyla hasta olan bir ablası vardı. Ve ona şarkılar yazmış falan hani bildiğim, hatta Deli Kızım Uyan şarkısını ona ithaf etmiş. O ablasını kaybettiğinde daha çok çok gençti ve ablası vefat ediyor bildiğim kadarıyla kanserden dolayı. Bir röportajında şunu demişti. Ben büyürken hani ablam hasta olduğundan dolayı çok fazla gülmemeye çalışırdım ve güldüğüm zaman da kendimi suçlu hissederdim. Böyle bir tabloda diyeyim, yani böyle bir aile ortamında büyümüş, böyle bir hastalıktan, ablasının muzdarip olmasından dolayı. Şimdi ilk acısını diyeyim, tabii ki de o yaşadığı aşk acıları falan filan onları bilemem. Ama ölüm acısını ya da ilk değildir belki, onu da bilemiyorum ama ablasını kaybetmenin acısını en azından tadıyor bu kadın. Ve ardından hayatına devam ediyor. 99 depreminde babasını kaybediyor. Hatta o Van'da verdiği bir konser vardır. Orada yaptığı röportaj da beni çok etkilemiştir. Ama röportaj diyorum. Konserdeki konuşması beni gerçekten çok etkilemişti. Ona isterseniz bakabilirsiniz. Babasını kaybettikten sonra bir röportajında şunu okumuştum.
birini kaybetmek öyle, yani bu tarz tabii kelimesi kelimesine size söyleyeyim ama buydu. Birisini kaybettikten sonra öyle bir delirme haline geliyorsunuz ki hani birçok şey size gerçek gelmiyor diyordu. Ve ben hani kendisi başka bir telefondan evi arıyordum. Çünkü babam bizi arardı evi ve alo baba diye telefonu açıyordum. Hani bu gereksinimi duyuyordum çünkü onu kabullenemiyordum diyor. Şuna geleceğim, babasını da kaybediyor. Evet, tabii ki de müthiş bir acı. Yani hani nasıl bir acı olduğunu bunu yaşamayan bilemez. Hani bazen böyle diyoruz, evet hani anlayabiliyorum seni falan ama gerçekten hani derin acıları özellikle bilemeyiz. Sadece tahmin edebiliriz. Evet, büyük olmalı hani bu acı diye. Bu da yetmiyormuş gibi yine bilinen hani benim duyduğum ve hani araştırmalarımdan, bu arada en çok hayatı hakkında hani bilgi sahibi olduğum zaman üniversite zamanı ve bu arada da bayağı böyle başarıyla bitirmiştim. Yani tezden çok iyi bir not almıştım ve çok mutlu olmuştum. O zamanlarda yani üniversite zamanında o tezimi yazarken Şebnem Ferah'ın hayatıyla ilgili çok araştırma yaptım. Ondan dolayı bu bilgilerim var. Yetmiyormuş gibi bütün her şey. Bu Kelimeler Yetse albümünü çıkardığı sırada 2003 senesi olması gerekiyor. Bir aldatılma yaşıyor ve o aldatılma ona çok 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 koyuyor. Yani bunu da kötü bir şekilde öğreniyor diye biliyorum ben. Ve o zamanlarda o Kelimeler Yetse albümünü zaten dinlediyseniz, oradaki albümünden mesela Babam Oğlum, Ben Şarkımı Söylerken, Ben Sana Hala Aşığım, Daha İyi Olmaz Mıydı? Bunların hepsini o adama ithaf ediyor. Ama burada değineceğim nokta magazinsel kısmı değil. Bir acı yaşıyor. Aldatılmak ve inandığı, güvendiği bütün, bir de bu ablasının kaybından, babasının kaybından, belki yaşadığı başka aşk acılarının da kayıplarından sonra bir adama güveniyor ve belki kalbini deli gibi açıyor. Ki ben Şebnem Ferah'ın gerçekten o şarkı sözlerini yazan, o kadar duygu dolu besteler yapabilen bir kadının çok hissedebildiğini biliyorum. Ve bu kadar hissedebilen bir kadının ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını sadece tahmin edebiliyorum. Ve canı yanıyor. Bu albüme adıyor kendini, o şarkılar çıkıyor falan. Sonrasında birkaç sene önce annesini kaybediyor. Ve annesini bilmiyorum hastalıktan mı, yaşından dolayı mı, hani yalan olmasın ama hatta Yalova'da annesini görüyor ve oradan dönerken hani annesini kaybettiği haberini alıyor diye biliyorum. Onda da bir yıkım yaşıyor. Bu arada hani grup elemanlarından biri biliyorsunuz Metin Türkcan ayrılıyor. O da eminim ona bir acı ya da hayal kırıklığı yaşatmıştır. Şimdi bütün bunlar, şuna geleceğim. Acı, 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 acı. Tabii ki de kadın şu an hani 72 doğumlu, 47 yaşında. Hani böyle size hep düğümlerinden bahsediyorum. Ama yani tabii ki de yani çok eğlenceli biri olduğunu duyuyorum gerçek hayatında ve belli zaten hani çok tatlı, çok esprili bir kişiliğe sahip olduğu. Ama bu acıları yaşayan bir kadın ya da herhangi biri, kadın ya da erkek, hayata küsebilir, intihar edebilir, alkole, cinselliğe, uyuşturucuya çok rahat bağımlı olabilir, kendini uyuşturabilir. Hani ben duygular hissetmeyeceğim, vardır öyle insanlar, bilirsiniz, duygu yoktur, böyle zihindedirler yani genelde. Evet, nedir? Ele alalım falan. Hani böyle duygulara çok yer vermezler. Çünkü bir yerlerinde bir acı yaşamışlardır ve orada kapatmışlardır kendilerini. Acılar cız. O yüzden oraya gitmek yok. Ben güçlüyüm, ben burada iyiyim. Böyle gidiyorum. Hani bu beni başarıya götürür. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Bu kadar acıları yaşamasaydı ve daha da önemlisi bunlarla yüzleşmeseydi, bu acılarla yüzleşebilme cesaretini göstermeseydi, sizce Şebnem Ferah, bugünkü Şebnem Ferah olup bu sözleri yazıp bu duruşunu sergileyebilir miydi? Açıkçası ben hiç sanmıyorum. Yani Şebnem Ferah'ın sahnede izlemediyseniz bu arada gerçekten müthiş kayıp. Onu bir an önce izlemenizi öneririm. Yani sahnedeki ışığı, tavrı, duruşu çok şey söylüyor. Ya bu acıların önemini ben size anlat anlat bitiremem. Yani o kadın cesur.
yüzleşme cesaretini gösterip büyümeyi göze almış. Şebnem'e kendine karşı dürüst ve kendi değerinin farkında, o çocuksu neşesini, çocuksu sevgisini kaybetmemek için gerçekten yüzleşme cesaretini gösterebilmiş, yüzleşmiş ve içinden geçmiş. Eminim, emin olun, hayatında yani o kayıplarla kendisi de ölmüş, belki kendisini gömmüş, yeniden yaratmış bir kadından bahsediyoruz. Burada amacım Şebnem Ferah'ı övmek de değil ama övmek de durumundayım. Çünkü bu acılarla yüzleşebilmek benim gözümde, hani birçok insan var tabii ki ama benim yakınen hem sevdiğim hem müziğinden çok hoşlandığım hem de insan olarak yani tanıdığım bildiğim kadarıyla en azından bütün bu acılarından dolayı çok çok sevdiğim bir kadın. Ben mesela kendime hep şunu derim, bir acı yaşadığımda bir ayrılık bile olsa ki ben de sevdiğim birini kaybettim, bu acıyı da biliyorum yani tattım. Şebnem Ferah bunları yaşadı ve kadın kendini ne hale getirdi, nasıl dönüştürdü? Ya onun gözlerine baktığında gerçekten sevdiği neşeyi, umudu görüyorsun. Hiçbir kelimesinde, hiçbir cümlesinde yalan söylediğine inanmıyorum. Sen de bu acıyı yaşayacaksın ve sen de bunun üstesinden geleceksin, sen bunun içinden geçeceksin. O kadın bunları yaşamışken, bu kadar acı yaşamışken diyorum kendime, senin burada böyle yok ben bunu kaldıramam, yok 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 deme lüksün yok diyorum. Çünkü her insanın deneyimleri aslında bize bir ders ve ben bunu çok önemsiyorum. Ve bizim hani bu hayatımızda en azından 100 hayat yaşama şansımız olmadığı için ben her insanın o hayat tecrübelerinden ders almaya bakıyorum. Dolayısıyla karakterinizi de böyle sağlam, ayaklarınız yere basar şekilde durdurabildikten, siz durabildikten sonra diyeyim, acılarla yüzleşebilme yetiniz, o cesaretiniz daha da güçleniyor. Arkadaşlar, acı içindeyseniz bu size büyük bir nimet. Eğer ki şu anda acı içindeyseniz benim ne demek istediğimi anlayamayabilirsiniz, anlamak istemeyebilirsiniz. Ama emin olun değişeceksiniz ve dönüşeceksiniz. Ve bu dönüşüm ve bu değişim sizin en büyük hayrınıza olduğu kadar daha da neşe dolu olmanızı sağlayacak. Ben açıkçası artık yani son özellikle 2015'ten sonra yani 4-5 senedir daha böyle acılarla yüzleşme konusunda şeyim, süper gel, okey. Belki kendimi eve kapatacağım, belki deli gibi ağlayacağım, belki gerçekten yani müthiş derecede böyle kötü hissedeceğim ki bu aşikar zaten. Ama buna hazırım, gel. Bunu yaşayacağım çünkü sonrasında her şey çok güzel olacak, bunu biliyorum ve ben büyümüş olacağım. Bundan daha büyük bir şükran duygusunu nasıl duyabilirim ki? Yani bu enerji duymak, yaşam sevincinin özünde acı çekmek var. O yüzden bol bol acı çekin. Bunu böyle söylüyorum tırnak içinde. Evet, acı çekin. Ve acı duyduğunuz anlara da minnet duyun. Acınız varsa bilin ki orada sizin değişme, dönüşme çok çok olumluya, çok çok neşeye, çok çok sevgiye, yaşam sevincine dönüşme, yani bunu yaşama potansiyeliniz var diyeyim. Acınıza sahip çıkın, acınızın değerini bilin. Hepinize acı dolu bir gün dermişim. Acı dolu bir gün, bir hafta tabii ki de dilemiyorum ama acı içinde olan insanlar, yani daha doğrusu acı içinde olmak tabiri de biraz böyle sert ama nasıl diyeyim? Bir yas dönemini belki atlatan ya da onun içinden geçen, belki bir ayrılık yaşayan ve bu videoyu bir şekilde izleyen, hiçbir şey tesadüf değil çünkü bu dünyada. Arkadaşlara sesleniyorum. O geçecek. Bilin ki bunu atlatacaksınız. Bilin ki ölmeyeceksiniz. Evet, öleceksiniz ama yeniden doğacaksınız. Ve aslında ölümlerden de, yani manevi ölümlerimizden de korkmamamız gerekiyor. Çünkü hepsi sizin daha sevgi dolu olmanızı sağlayacak. Buna inanabilirsiniz. Bu arada videoyu beğendiyseniz ve abone değilseniz, abone olursanız, abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok minnettar olurum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle ve minnetle diyorum. İyi ki varsınız.
Bu da mı olmadı? Bu da mı gol değil ya? Nasıl bağlanır bu konu ya? Kendi kendime Allah Allah ya. Şebnem Ferah olunca çok heyecanlandım. Ne oluyor?